Gazetemizdeki ilanların içine sakladığımız sarı yıldızı bularak işletmelerden hediye kazanmak isteyenler, sarı yıldızı bulmayı unutmayın. Her ay değişik ilanlara sakladığımız sarı yıldızı bulanlar, her ay farklı hediyeler kazanmaya devam ediyor. Bu ayki sarı yıldız talihlilerimiz hediyelerini 9 değişik tattan oluşan, ürünlerin makinesini satan Tiger Schulz firmasının sahibi Yaşar Çevik'ten aldılar. Talihlilere önce Anatolia Grillhouse'da ziyafet çeken Çevik, sonra da kendi sattığı ürün olan buzlu dondurmalardan ikramda bulunarak özellikleri hakkında okurlarımıza bilgi verdi. Firmamız 2010 senesinde kuruldu. 2010 senesinden beri faaliyetteyiz. Müşteri olarak müşteri kitlesi ekseriyet imbiz, kiosk, bekarayı, ufak yeri olan gastronomide bütün arkadaşlara makineyi kiralayabiliyoruz. Satışımız var, kiramız var. Hem kiralıyorum da satabiliyorsunuz. Aynen, aynen. Kimisi satın almak istiyor, ona da cazip fiyatlarımız var. Kiralamak isteyenlere de kiralıyoruz. Evet. Peki makineyi alanlara içindeki malzemeyi de siz mi satıyorsunuz? Onları başka yerden mi alıyorlar? Yoksa komple bir servis mi? Komple servisimiz vardır. Makineyi isteyene biz girip çıktığımız zaman müşteri satışa başlıyor demektir. Yani biz makineyi getiriyoruz, kuruyoruz. Bütün servisini, açıklamasını, satışını, karmasını gösteriyoruz. İlk dondurmamızı beraber yiyoruz ve ben oradan ayrıldığım zaman dükkan sahibi satışa başlayabiliyor. Yani bardak, çubuk, içinin katkısı, her şey mevcuttur. Her şeyi bizden alabilirler. Bununla da yetinmeyen Çevik, talihlilerimize 50'şer euro değerinde Sultan Frischmarkt'tan hediye çeki verdi. Artı bir alışveriş hediye çekimiz var. Kaç euroluk? 50'şer euroluk. 50'şer euroluk. Hemen onları o zaman takdim edelim. Funda Hanım ilk talihlimiz. İkinci talihlimiz gelmedi. Üçüncü talihlimiz de Abide Hanım. Abide Tunçelli. Evet, ben hemen sizden başlayalım Abide Hanım. Siz daha yakınsınız. Öncelikle hayırlı olsun hediyeniz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hemen düşüncelerinizi alabilir miyiz? Neler söyleyeceksiniz? Posta gazetesi çok iyi. Post gazetesi. Her zaman okuyorum. Çıkmaz diye yalladım ama bana da çıktı. İlk defa mı kazandınız? İlk defa kazandım. İlk defa kazandınız. Evet. Kaç yıldır gazeteyi tanıyorsunuz? Kaç yıldır geliyor? Hemen 4 seneden beri şey yapıyorum. Evet. Geliyor. Evet. Şimdi tabii bugün buraya kazalı bir şekilde geldiniz. İzleyicilerimiz belki merak edecekler. Onu da hikayenizi kısaca bir anlatırsanız. Kısacası alışverişten çıktıktan sonra düştüm. Geçmiş olsun. Direğe çarptım. İşte bu halde geldim buraya. Allah beterinden saklasın diyelim. Bundan sonra daha dikkatli olursunuz inşallah. Tabii bugünkü hediye töreniyle ilgili de fikirlerinizi alalım. Tiger Slash firmasını daha önce tanıyor muydunuz? Yok, tanımıyordum. Tanımıyordunuz. Tanımıyordum ama çok güzeldi. Bugün yani hakikaten çok güzel bir vakit geçirdim. Evet. Çok güzel vakit. Yani geldiğinize ve kazandığınıza değdi mi? Değdi. Teşekkür ederiz. Bundan sonra da şansınızın devam etmesini dileriz. Amin. İnşallah. Hemen Funda Engin, siz de Hamburg dışından geldiniz. Schleswig-Holstein'dan, Wedel'den. Hemen sizin de düşüncelerinizi alalım. Ben Post gazetesini 2 senedir tanıyorum. Gayet severek okuyorum, içeriğini beğeniyorum. Bütün Hamburg hakkında bizlere bilgi veriyor yeterince. Severek okuyorum. Teşekkür ederim. Size ne zamandır geliyor gazete? Gazete 2 senedir. 2 senedir, takip ediyorum. Daha önceden haberiniz yoktu. Peki yarışmaya daha önce hiç katılmış mıydınız Sarı Yıldız'a? Yarışmaya bir kez daha katılmıştım. Bu sefer şans tesadüfen çıkti. İkinci de kazandınız. İkinci de kazandım. Peki kazanamadığınız zaman aklınıza herhangi bir düşünce geldi mi? Acaba çıkmıyor mu, çıkartmıyorlar mı falan böyle bir düşünce oldu mu? Yoksa... Yok, düşünmedim aslında. Yani şans diye düşündüm. Hani sonuçta çekiliş, şansım ne zaman çıkarsa. Yani pes etmedim, tekrar yolladım. Evet. Bu sefer. Tabii bugün de hediyeyi Tiger Slash firmasından kazandınız. Az önce Yaşar Bey güzel bir ziyafet çekti. Bir de hediye çeki verdi. Onlarla ilgili de düşüncelerinizi alalım. Alışveriş çekimiz var. Evet, Yaşar Bey'e teşekkür ederim. Firmayı da sizin aracınızla tanımış oldum. Teşekkür ederim.